Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 14 Mart Pazartesi. Hafta içinin ilk gününde Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Selçuklu şehri Sultandağ ilçesinde Selçukluların Destansız Tarihine Yolculuk isimli konferans düzenlendi. Programda konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar hüzünlü bir şehirdir dedi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Sultandağ Kaymakamı Murat Demirbilek, Sultandağ Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, belediye başkanları, STK temsilcileri Sultandağ'ında bir takım temaslarda bulundu. Heyet ilk olarak Sultandağ Kervansarayı'nı ziyaret etti. İhdine sıyratal müstakime sıyratallezine en'amte aleyhim. İlçe merkezinde yürüyerek Ahmedi Remzi Türbesi'ni ziyaret eden heyet, çalışmaları süren Tarihi Kent Meydanı projesini inceledi. Daha sonra Sultandağ Kaymakamı Murat Demirbilek'i ve Sultandağ Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz'ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Demirbilek ve Başkan Aldırmaz, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyet, Sultandağ Kadın Kültür Evi ve Kadın Kültür Kooperatif Üretim Atölyesini ziyaret ederek üretilen ürünleri yerinde inceledi. Elden çıkarmak istiyorduk, kusura bakma kardeşim. Evet. Çekiyoruz efendim. Heyet son olarak Sultandağ ilçesinde gerçekleştirilen Selçukluların Destansı Tarihine Yolculuk isimli konferansa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konferans mehter takımı ve okçuluk ekibinin gösterisiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Sultandağ Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, ilçe yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ev restorasyonları yapmaya başladık. Kervansaray'ımızın restorasyonu daha önce tamamlanmıştı. Küçük değişiklikler, bazı çalışmalar olacak inşallah. Çeşmemizle ilgili bazı çalışmalar var. Orada bir kod farkı ile ilgili bir ihtiyaç vardı. Kod farkının düşülmesi gerekiyordu. Zamanla yükselen bir yer, zemin vardı. Onları düzelttik. Bazı taş döşeme çalışma işlemlerimiz olacak. Camimizin ve hamamımızın ders çalışmalarını tekrardan yenilemek istiyoruz. Camimizin yine şadırvan ve abdest alınan yerlerini tekrardan yeniden dizayn ediyoruz. Büyük bir Selçuklu kent meydanımız olacak. Milletvekili Taytak, Zafer'in 100. yılında Afyon'un sahip olduğu ruha birlikte şahitlik etmeye çağırıyoruz dedi. Zafer'in 100. yılı size emanet. Bu zaferi bilmeyen tek kişi kalmasın sözleri şahsımı çok mutlu etti. Buradan bunu ifade etmek istiyorum. Bu ruhu hep beraber yaşayalım. Kurtuluş Savaşı'nın kalbinin çarptığı Afyonkarahisar'ımıza Türk milletinin her ferdini davet ediyor. Afyon'un sahip olduğu ruha birlikte şahitlik etmek istiyoruz. Afyonkarahisar'ın her yönüyle tam bir Türk yurdu olduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar hüzünlü bir şehirdir ifadelerini kullandı. Ben Afyonkarahisar'a geldiğim günden beri Afyonkarahisar'a gizemli şehir diyorum. Aslında gizemli şehir dediğim Afyonkarahisar bir o kadar da hüzünlü bir şehir. Çünkü Afyonkarahisar işgal yaşadı. İşgal Türk için dünyanın en acı hatırasıdır. O işgal dönemlerinde birçok kayıplar verdi. Birçok ihanetler de gördüğü oldu. Sıkıntılar yaşadı. Bunun üzerine türküler yakıldı. Böyle hüzünlü bir şehir arkasından çok şükür zaferin şehri haline dönüştü. Büyük taarruz bu topraklarda başladı ve burada kazanıldı. Afyonkarahisar her yönüyle tam ve tam bir Türk yurdu olduğunu her şeyle bize gösteriyor. İşte Döver, Türk boylarının birisinin ismi değil mi? Bayat ilçemiz var değil mi? İlçeye bir boyunun ismini vermiş. Her yerinde 1000 yıl önceki gelen ecdadımızın izleri belki de en taze olduğu il Afyonkarahisar'dır. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Erkan Göksu, Selçukluların Destansı Tarihine Yolculuk isimli konferansı verdi. Konferans hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlayan Adım Adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları programı Afyonkarahisar'ın Sultandağ ilçesinde gerçekleştirildi. MHP MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak toplantının amacı hakkında bilgiler verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla tüm Türkiye'de gerçekleştirilen Adım Adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma programı Sultandağ ilçesinde gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Sultandağ İlçe Başkanı Abdullah Gencer, toplantının ilçemizde yapılması gurur veriyor dedi. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Adım Adım Anadolu toplantılarımızın Afyonkarahisar ayağının Sultandağımızda yapılıyor olması ilçemiz halkını gururlandırmış, bizlerin heyecanını daha da artırmıştır. Parti teşkilatlarımızla, ülke ocaklarımızla, partimize ve davamıza hizmetimizi artırarak devam ettirmekteyiz. MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan da siyaset anlayışlarıyla ilgili şunları söyledi. Bizler kaynağını Türk milletini kendisinden alan, milletin derdiyle dertlenen, sevinciyle mutlu olan, ülkesi ve milletinin huzur ve mutluluğunu her şeyin önünde tutan bir partiyiz. Siyaset anlayışımız ise vatan, devlet, millet menfaatlerinin her türlü menfaatin üzerinde tutulması gerektiği yönündedir ve ilelebet böyle olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, zilletin ihanetlerini anlatmak için yola çıktık ifadelerini kullandı. Bu toplantının amacı mecliste bulunan ve kendini millet, bizim de zillet ifade ettiğimiz ittifakın bütün yüzünü sizlerle paylaşmak, onların bu milletin oylarına layık olmadığını ortaya koymak, dönen dolapları, İhanetleri, arkadan hançerlendiğimiz olayları sizlerle paylaşır. Bunların sizlerin aracılığıyla tüm halkımıza, milletimize doğru bir şekilde anlatılmasını sağlamak ve 2023 adım adım projesini sağlam hale getirmek. Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan diyerek yola çıktıklarını söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal sözlerine şöyle devam etti. Bugünü bilmek için, yarını hep beraber yaşayabilmek için dünü hatırlamak lazım. Neyi hatırlamak lazım? Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına gelenleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmak istenenleri, Türk milletinin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tavır ve davranışların karşısında durup nasıl davrandığını hatırlamamız lazım. Bayrak diyenler, millet diyenler, vatan diyenler bir araya gelmiş, Cumhur İttifakı'nı kurmuş. Karşımızda da diğerleri olmuş. Ve şimdi bizi suçluyorlar. Neye suçluyorlar? Siz bayrak diyerek, vatan diyerek, millet diyerek bir araya geldiniz. Nasıl geldiniz? Siz nasıl bir araya geldiniz? Haini, soruncusu, devlet karşıtı olan, bayrak karşıtı olan, millet karşıtı olan bütün unsurlar bir araya geldiniz. Allah müstü hakkınızı versin demek bizim hakkımız mı? Hakkımız. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında zafer sürüşü gerçekleştirilecek. Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir yenisi daha açıklandı. Motosiklet tutkunları 26-27 Mart tarihlerinde Afyonkarahisar'da buluşacak. Motosiklet tutkunları cumartesi günü İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya'dan kortejler halinde yola çıkacak ve Afyonkarahisar'a gelecek. Katılımın yoğun olması beklenen etkinlikte ilk olarak Ayazini ve Frigya gezilecek. Macera sever motorcular pazar günü ise Zafer Meydanı'ndan 1874 rakımlı Kocatepe'ye zafer tırmanışı gerçekleştirecek. Dönüşü Şuhut ilçesinden yapılacak olan zafer sürüşü otelde sona erecek.
İsçehisar'da geçtiğimiz aylarda yaşanan servis kazası ve 5 öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı efendim. Duruşmada servis sahibinin tahliyesine, servis sürücünün ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın ikinci duruşması Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Adalettin Şen ve İsmail de sanık ve mağdur avukatlarıyla kazada ölen ve yaralanan öğrencilerin aileleri katıldı. Haklarınızı helal edin lütfen. Mahkeme başkanı mağdur avukatlarının taleplerinin ardından sanıkların taleplerini dinledi. Mağdur avukatları bölgede keşif yapılmasını talep ederken sanıklardan servis sahibi İsmail de kazada bir kusurunun bulunmadığını belirterek tahliyesini istedi. Servis sürücüsü Adalettin Şen ise kazadan dolayı çok üzgün olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu, yemek yiyemediğini, uyuyamadığını belirterek tahliyesini istedi. Aracı aşırı hızlı kullandığınız doğru mu? Hayır, normal kullanıyorum. Sanık avukatları ise kazanın yaşandığı virajın mıcırlı olduğunu, yüksek hız yüzünden yaşandığını ancak kazada ölüm ve yaralının yol kenarında bulunan çam ağacına çarpma nedeniyle olduğunu ileri sürdü. Avukat kaza yerinde bunlara ilişkin keşif yapılmasını istedi. Bir diğer avukatsa yaşanan kazada aracın herhangi bir eksiğinin olmadığını, sürücünün ehliyet ve SRC belgeleri açısından yeterli olduğunu belirterek taksir düzeyini aşan olası kast olarak değerlendirilmesini istedi. Mahkeme başkanı verdiği ara kararda tutuklu bulunan servis sahibi İsmail D'nin tahliyesine, sürücü Adalettin Şen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın 11 Mayıs'ta 3. duruşması yapılacak. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak defini arayan 4 kişiden birinin Afyonkoçatepe Üniversitesi'nde bir fakültede görev yapan profesör olduğu belirtildi. Olay 10 Mart'ta Bolvadin ilçesinde bulunan eski mezarlıkta meydana gelmişti. Gece geç saatlerde bölgede devreye gezen mahalle ve çarşı bekçileri mezarlık içerisinde hareketlilik olduğunu fark etti. Gece saatlerinde buralarda definecilerin kabristanlıklarda eşkıya paralarını aradıkları belirtilmiştir. Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahısların peşine düştüler. Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan MG olay yerinde Meşe isimli bir şahısa mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Emniyet güçleri tarafından yakalanmışlardır. Gözaltına alınan iki kişi emniyete götürülürken şüpheliler ifadelerinde yanlarında iki kişinin daha olduğunu belirtti. İnsanlarımız bu kabirlerden ne istiyor? Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen HB ile MAD isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda gözaltına alınan şahıslardan birinin Afyonkoçatepe Üniversitesi'nde bir fakültede görev yapan profesör olduğu ortaya çıktı. Buralarda eşkıya paralarının kesinlikle olmadığı belirtilmiştir. Kaynaklardan alınan bilgiye göre profesör hakkında Afyonkoçatepe Üniversitesi tarafından idari soruşturma başlatıldı. Burada yatan kişileri de cenazelerimizde biraz saygı gösterelim. Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Tabip Odası tarafından tören düzenlendi. Başkan Alev Türe buruz dedi. Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Alev Türe, 14 Mart 1919'dan bu yana tıp bayramını kutladıklarını belirtti. Her zaman insan için çabaladıklarından söz etti. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Mondor Üstün Tarekesi imzalanmış, İstanbul işgal edilmişti. Haydarpaşa Tıbbiyesi'nin de bir bölümü işgal altındaydı. Tıp öğrencileri bu işgali protesto etmek için
14 Mart 1827'de açılan Osmanlı'nın ilk modern tıp okulu, Tiffaniye Amire'nin o güne kadar hiç kullanmayan 92. Kurtuluş Yıl dönümünü bahane ederler. Haydarpaşa'da tüm öğrenciler büyük salonda toplanırlar. Toplantıya önde gelen hekimler de katılır. Tıbbiyeliler büyük bir coşku ile hem ilk tıp okulunun açılışını anar hem de işgali protesto ederler. Böylece 14 Mart 1919 bir özgürlük ve bağımsızlık hareketi olarak tarihimizde kutlanan ilk tıp bayramı olmuştur. Biz hekimler o tarihten bu yana 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlama çerçevesinde ülkemizin sağlık sorunlarını, çözüm yollarını dile getirip özlük haklarımıza dikkat çekerken aynı zamanda her zaman ülke sorunlarına duyarlı, her zaman bilimden, aydınlanmadan, bağımsızlıktan, barıştan ve özgürlükten yana olmuşuzdur. Bulaşıcı hastalıklara karşı nefer, deprem mağdurlarına şifa olmuşuzdur. Hekimler etik ve deontolojik değerleri korumaktan hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir, vazgeçmeyeceklerdir de. Biz hekimler barışta, savaşta, her yerde insan için çabalarız. Kalbimizde hissederek ettiğimiz Hipokrat yemini tüm yaşamımızı kapsar ve ona sadık kalırız. Çünkü hekimlik bir meslek değil, bir yaşam şeklidir. Buruz diye sözlerine devam eden Tabip Odası Başkanı Alev Türe şunları dile getirdi. Yaptığımız hiçbir şeyi fedakarlık olarak görmeyen bizler maalesef bugünlerde biraz buruz. Toplumdan beklediğimiz saygının azalışı, sağlıkta şiddetin artması, özlük haklarımızdaki iyileştirmelerin yapılmaması bizleri küskünlüğe itmektedir. İçimizde yaşattığımız çok büyük insan sevgisiyle insanın yaşam hakkı için ettiğimiz yemine bağlıyız. Bu yüzden her birimiz halkımızın sağlığı için çalışmaktayız. Çalışmaya da devam edeceğiz. Elbette ki mesleğimiz kutsal ve ulvi bir meslektir. Böyle bir mesleğin temsilcisi olmaktan son derece gururluyum. Bu mesleğin erdemini ve güzelliğini meslek hayatımda her an yaşadım. Hekimler örnek bir vatandaş ve her ortamda saygınlığını hissettiren insanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, esenlik dolu günler dilerim. Konuşmasının ardından Başkan Türe, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Tıp Bayramı etkinlikleri sağlık kuruluşlarının ve hastanelerin ziyaretleriyle devam etti. Afyonkarahisar'da yepyeni bir uygulamaya geçildi efendim. Artık acil vakalara giden ambulanslarda doktorlar da görev yapacak. 30-10 dinlemede merkez. Afyonkarahisar'da doktorlu ambulans dönemine başlandı. Acil vakalara giden ambulanslarda doktorlar da görev yapacak. İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Mustafa Ali Kurt verilen hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Afyonkarahisar'da 41 ekibimizle halkımıza hizmet vermekteyiz. Yetkin ve etkin acil yardım hizmeti veriyoruz. Afyonkarahisar merkezimizde 9 ekibimizle hizmet veriyoruz. Yılda aşağı yukarı 65 bin hastamız ambulanslarımızla acil yardım hizmeti almakta. Toplam 550 personele sahibiz Afyon 112 olarak. Covid döneminin ağır çalışma şartlarında arkadaşlarımız yetkin ve etkin şekilde, cefakar bir şekilde çalışmalarına devam etmiştir. Afyonkarahisar'da doktorlu ambulans hizmeti verilmeye başlandığını belirten Kurt, uygulamaya geçilmesindeki en büyük etkinin ise kent genelinde doktor sayısının yeterli olması olduğunu söyledi. Merkez istasyonumuzda bulunan bir istasyonumuz Ocak ayından itibaren doktorlu ekibimiz hizmet vermeye başlamıştır. Diğer illerde olduğu gibi bu il Afyonkarahisar'ımızda da doktorlu ekibimiz halkımıza hizmet vermekte. İller arası hasta naklinde görev almakta. Riskli ve önem arz eden hastalıklarda doktor nezaretinde ve yardım sağlık personelimizin nezaretinde naklin sağlanması, vakaların selim bir şekilde hastaneye ulaşmasında çalışmalarına devam etmektedir. Doktorlu ekibimiz Ocak ayından itibaren Afyon'da doktor sayımızın müsaade etmesiyle beraber İl Sağlık Müdürümüz Serhat Korkmaz'ın riayetinde Başkanımız Acil Sağlık Hizmetleri Başkanımız Mehmet Palan'ın desteğiyle Ocak ayından itibaren faaliyete geçmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi bugün bir basın toplantısı düzenledi değerli izleyenler. Toplantıda konuşan İl Başkanı Yalçın Görgöz, 14 Mart Tıp Bayramı ve doktorların yaşadığı sıkıntılara değindi. Tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Ülkemizde sağlık yasasındaki maddi ve manevi sorunların çözüme kavuşmasını isteyen doktorlar, aile hekimleri ve sağlık emekçileri 14, 15, 16 Mart tarihlerinde 3 gün süreyle greve gidiyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlık emekçilerinin haklı taleplerini destekliyoruz ve yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Ülke genelinde ve ilimizde tespit ettiğimiz sağlıktan yaşanan problemleri madde madde paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerle gözleri boyanıyor. Maaş dışında ek ödemeler emekliliğe yansıtılmadığı gibi ek ödemelerin vergisi de yine sağlık çalışanından kesilmektedir. Emekçi sağlık çalışanları, hekim, hemşire, sağlık personeli, yardımcı sağlık personelleri, genel idari hizmet memurları, verdikleri emeğin ve aldıkları riskin karşılığını emekliliklerinde görememektedirler. Kurum içi ek ödemelerde uzun süredir çalışan personeller daha az süredir çalışanlara göre brüt ödemeleri yüksek olduğu için daha az ek ödeme almaktadırlar. Bu durum tecrübeli uzun yıllardır çalışan sağlık emekçilerinin çalışma azmini maalesef yok etmektedir. Emekçi sağlık çalışanları ne kadar gayret gösterirse göstersinler, sabit ödemeleri sağlık kuruluşunun toplam faturasının üzerinden yapıldığı için dağıtılabilir tutarı azaltmakla ve ek ödeme alamamaktadırlar. Sabit ödemeler genel bütçeden yapılmalıdır. Sağlık emekçilerinin emeklerinin karşılığı resmen çalınmaktadır. Biz seçim barajlarına karşıyız. İlk seçimde hiç olmazsa 3'e kadar çekilmeli diye düşünüyoruz. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genç Akademi Topluluğu tarafından organize edilen seminerde doktor fizyoterapist Hatice Reyhan Özgebek koruyucu fizyoterapi hakkında bilgiler verdi. Çok heyecan verici gerçekten sizin karşınızda olabilmek. Seminer topluluk başkanı Harun Pekçevik'in konuşmasıyla başladı. Pekçevik yeni akademik yıl içinde seminerlere devam edeceklerini dile getirdi. İkinci akademik takvime baktığımız zaman devamını sağlayacağız. Öncelikle sağlıkçılarımız COVID gündeminde gerçekten çok yoğun uğraşlar edindiler ve gerçekten yoğunlardı. Bundan dolayı tıp bayramını buradan Afsu Genç Akademi Topluluk Başkanı olarak kutluyoruz onları. Topluluk danışmanı doktor öğretim görevlisi Taha Erdoğan ise farklı alanlarda düzenlenen seminerlerle öğrencilerin ufkunun açıldığını aktardı. Topluluk en baştan beri farklı multidisipliner alanlarda birçok toplantılar ve seminerler gerçekleştiriyor. Bu anlamda topluluğumuz yeni mesleğe atanacak arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz için oldukça faydalı işler yapıyorlar. Çünkü sadece tek bir alana bakış açısı değil birçok alana bakış açısı kazanmış oluyorlar. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen doktor fizyoterapist Hatice Reyhan Özgöbek fizyoterapiyi anlattı. Sadece kaslara dokunmadıklarını dile getirdi. Bu bizim bilgilerimiz insan sağlığına öyle bir dokunuyor ki hani kas iskelet sistemi diye hep tabirimiz vardır ya Emel Hocam. Ben artık kas iskelet sistemini müdahale eden bir meslek grubu olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü biz ne zaman kasa dokunduğumuzda fizyoloji de etkileniyor. O zaman biz sadece kas iskelete müdahale eden bir meslek grubu değiliz. Hormonlara da etkiliyoruz. Öyle değil mi? Fizyolojinin her bir hücresel yapıda epigenetik değişikliklere neden oluyoruz. Yani o yüzden bizim mesleğimiz kullandığımız enstrümanlara baktığımızda çok soft gelebilir ama etkisi hiç de öyle değil. Özgöbek daha sonra öğrencilerin sorularını da cevaplayarak semineri bitirdi. Hoş geldiniz.
Afyonkarahisar'da il özel idaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele ederken ekiplerin yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda kalan araçları da kurtardıkları belirtildi. Yolda kalan araçları il özel idaresi ekipleri kurtardı. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Kente belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle rakımı yüksek olan bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası soğuk havayla birlikte yaşanan buzlanma ve donsa birçok noktada adeta hayatı durma noktasına getirdi. İl özel idaresine bağlı ekipler kapanan köy yollarını açmak için yoğun uğraş verirken sorumluluk alanlarındaki 420 köy yolunda karla mücadele çalışması yürüttü. Yol açma çalışması yapan ekipler aynı zamanda kardan dolayı yolda mahsur kalan sürücülerin de imdadına yetişti. Karla kapanan bölgelerde yolda kalan birçok araç, il özel idaresinin iş makineleriyle kurtarıldı. Öte yandan kent genelinde 80 araç, 100 personelle il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Kanal 3'te sabah programına canlı bağlanarak haftalık hava durumu değerlendirmesini yaptı. O değerlendirmeler geliyor ekranlarınıza. Haftanın ilk 3 günü yağış beklentimiz yok. Parçalı bulutlu. Perşembe günü yağış bekliyoruz bölge genelinde. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak genel olarak. Sıcaklıklar da önümüzdeki 2-3 gün boyunca yükselerek mevsim normalleri civarına geliyor. Önümüzdeki 2-3 gün boyunca özellikle sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi görebiliriz. Görüşü engelleyici. Yine bunun yanında gece sıcaklıklarımız ve sabah sıcaklıklarımız halen 0 derecenin altında seyrettiği için buzlanma ve don uyarımız devam ediyor. Özellikle karayolları geçitlerinde, karayollarında seyahat eden vatandaşlarımız buzlanma ve dona dikkat etsinler diyorum. Rüzgarlara baktığımızda genel olarak kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman da kuvvetlice esebileceğini tahmin ediyoruz. Haftanın meteorolojik yönü bu şekilde Mustafa Bey. Afyonkarahisar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisarlılarla buluşan Ziyafet Sofrası isimli tiyatro gösterisi izleyenleri kahkahaya boğdu. Şu an Hawaii sahillerindesin. Hava iyi. Belediye Başkanı Mehmet Seybek Ziyafet Sofrası isimli tek perdeli komedi oyunu Afyonkarahisarlılarla buluşturdu. Yazık ya. 90 dakikalık oyunun büyük bölümünde kahkahalar havada uçuşurken gösteri izleyenlerden büyük beğeni aldı. Mehmet ve Ahmet isimli iki arkadaşın yeni bir hayatı tanımasının işlendiği Ziyafet Sofrası'nın oyuncularının performansı da göz doldurdu. Sen kim ailesin lan? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Programa Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Rektör Yardımcıları çok sayıda tiyatro severler katıldı. Tek perdelik oyun izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Haydi hazırlan, gidiyoruz. Ben hazır değilim. Ama şunu soracağım hazır. Etkinlikte konuşan Başkan Zeybek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerin her daim yanlarında olduklarını belirterek yapılacak etkinliklerle ilgili de bilgi verdi. Afyonkarahisar Belediyesi ile birlikte Kocatepe Üniversitemizin Etik Kurulu'daki arkadaşlarla yapılan istişare neticesi böyle bir kültürel faaliyet yapalım diye bize bir talep geldi. Biz de hay hay dedik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerimizin her daim yanlarında olduğunu buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. 25 Mart'ta Nurullah Genç'in katılacağını ifade etti Etik Kurulu Başkanımız. 15 Mart'ta Hayati İnanç gelecek. Bundan sonra da fikir ve düşünce insanlarımızı belediye olarak sizlerle bu salonda buluşturmaya devam edeceğiz. Tek gayemiz var, iyiyi, doğruyu, güzeli, hakikati sizlerle buluşturmak. Oyunun ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tiyatro oyuncuları ve genel sanat yönetmeni Osman Doğan'a çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Biz sarhoş değiliz ya. Baştik. Baştik. Köpeği alıp çalıyız.
Şuhut'ta da seçim heyecanı vardı değerli izleyenler. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olan genel kurul seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Ahmet Akta ikinci kez başkan seçilerek güven tazeledi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olan genel kurul seçimi yapıldı. Ahmet Akta. Şuhut Düğün Salonu'nda gerçekleşen genel kurula Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdülkadir Konak, Afyonkarahisar Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Karagöz, Sinad Eczanesi Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros Kılınçkaya, Şuhut Belediyesi Meclis Üyesi Murat Dede, Şuhut İGM Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, İYİ Parti Şuhut İlçe Başkanı Cengiz Oral, Afyonkarahisar CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Peynirci, MHP Şuhut İlçe Başkanı Abdullah Zeybek ve protokol üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak yaptı. 1040 üyesi bulunan odanın 817 üyesi oy kullandı. Mevcut Başkan Ahmet Akta 441 oy alırken diğer başkan adayı Ali Altan ise 352 oy aldı. Ahmet Akta ikinci kez Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi. Başkan Akta, esnafın her zaman yanında olduğunu söyledi. Ben elimden gelmiş şimdiye kadar yönetim kurulu olarak yaptık. Her zaman esnafımızın sorunlarını dinledik. Sorunları için elimizden gelen gayreti gösterdik. Eğer bize gelip de benim problemlerinde ilgilenmek diyen esnafımız varsa da buyursun gelsin diyorlar. Başka da bir şey demiyorum. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaparak hayatını kaybetti. Mahmut Zey İdaresi'ndeki araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler trafik güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de araç sürücüsü Mahmut Zey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde bulunan YS ise kazada hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bilecik'te meydana gelen ev yangınında ev sahibi maalesef yaşamını yitirdi. Müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının adresi Bilecik'in Bozüyük ilçesi. Emin Kuzucu'ya ait müstakil evde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangın ihbarı alan AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken yapılan incelemeler sonucunda Kuzucu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Yangın nedeniyle müstakil ev kullanılamaz hale gelirken talihsiz adamın cansız bedeni Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Efendim şimdi de 90 yıllık geleneği getireceğiz ekranlarınıza. Bilecik'in merkeze bağlı köylerinde yaşayan vatandaşlar atık durumdaki hurmaları değerlendirerek 90 yıldır hurma pekmezi yapıyor. Aynı yöntemle hurma pekmezi yapıyorlar. Görüntüler Bilecik'ten. Merkeze bağlı Başkö, Küplü ve Bekdemir köylerinde yılda 700 ton cennet hurması hasadı yapılırken satıcının beğenmediği atık durumdaki hurmalar pekmez yapılıyor. Ayşe Nurcan Uçano, 5 kuşaktır köyde hurma pekmezi yapıldığını anlattı. Babaannelerimizden, anneannelerimizden öğrendiğimiz şekilde devam ettirmek bu
bu geleneği bayrak gibi, bayrak yarışı gibi elden ele geçirmek için bu işi yapıyoruz. Bu bölgede yüksek tonajlı hurmamız var. Kendi bahçelerimiz var. Alıcılar geliyor. Alıcıların almadığı bereli veya gramajı düşük olan ve almadıkları veya fazladan elimizde kalanları da hurma pekmezi olarak değerlendirmeyi eski büyüklerimizden öğrenerek yapmaya çalışıyoruz. Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik merkeze bağlı Başköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde yılda 800 ton cennet hurması hasadı yapıldığını söyledi. Küplü köyü ve Bilecik, Osmanlı'nın kuruluşuna beşiklik etmiş ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan kadim bir şehir. Bu anlamda da taşımış olduğu misyonu şu anda günümüzde de devam ettiriyor. Yaklaşık 800 ton çevre köylerimizle birlikte üretimi gerçekleştirilen hurmanın ana vatanı haline gelmiş durumunda. Hurmadan pekmez yapımını gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde hurma kurusu ve yaş sebze olarak da bu anlamda hurmanın çeşitli versiyonlarında satışı gerçekleşmektedir. Afyonkarahisar kış etkinlikleriyle müzeye doyuyor. Son olarak Kültür Sanat Akademisi tarafından verilen arabesk konseri dinleyicilerden tam not aldı. Dondurucu soğuklara rağmen Afyonkarahisar'da kültürel etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kültür Sanat Akademi Müzik Grubu konserler düzenleyerek dinleyicisiyle buluştu. Birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı müzik grubu harika bir konser daha sundu. Kültür Sanat Akademisi bu kez de nostalji arabesk şarkılarla vatandaşları eğlendirdi. Belediye Şehir Tiyatrosu salonunda düzenlenen konsere katılım oldukça yoğun oldu. Sevilen şarkıları Afyonkarahisarlılar için seslendiren müzik grubu sahne performansıyla da beğeni topladı. Müzik grubu ücretsiz olarak verdiği çeşitli konserler ve programlarla müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Konser sonrası açıklama yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Değerli hemşerilerimiz, Kültür Sanat Akademimizin gerçekleştirmiş olduğu arabesk şarkılarla buluşma şeyine hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir etkinlikti. İnşallah akademimiz bundan sonra hemen hemen her ay bir programı icra edecekler. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Harikaydı, çok güzeldi. Devamını bekliyoruz inşallah. Çok başarılar gerçekten. Çok başarılardı. Çok güzeldi. Harika. Evet, sık güzel. Sık tekrarlansın. Teşekkür ederiz. Güzeldi, çok güzeldi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz, çok güzeldi. İlgi gayet iyiydi, konserimiz de muhteşemdi diyebiliriz. Eğlenceli. Aynen. Her ay böyle etkinlikler olacağını belediye başkanımız ilettiler. Gayet memnun olacağız vatandaş olarak Afyonkarahisarlı olarak. Harikaydı, tebrik ediyoruz tüm emeği geçenlere. Çok güzel bir geceydi. Gayet güzeldi, teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Çok güzeldi, çok eğlendik. Herkesin emeğine sağlık, Allah razı olsun. Mükemmel, çok eğlendik. Çok güzeldi, çok teşekkürler. Çok eğlendim, gerçekten çok eğlendim. Devamını bekliyoruz inşallah. Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki okul servisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Karşı komşunuza söyleyin, komşunuza söyleyin. Park halindeki okul servisi alev alev yandı. Yangının adresi Konya'nın Akşehir ilçesi. Allah gitti. Ahmet Karaboğa'ya ait park halindeki okul servis aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine minibüs alevler içinde kaldı. Servis minibüsün alevler içinde kalarak yanması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İtfaiye tarafından söndürülen minibüsün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Gitti adamın, patladı.
Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Aksa Sigorta Efeler Voleybol Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bank kart sahasında Afşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada lig üçüncüsü Ziraat Bankart, en az sıradaki Afşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a ev sahipliği yaptı. Tam bir final havasında geçen karşılaşmada Ankaralı spor severler adeta voleybola doydu. Karşılaşmanın ilk seti 25-21 ev sahibi takım Ziraat Bankart'ın üstünlüğüyle sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti zor da olsa 26-24 kazanan Ziraat Bankart, üçüncü sette Afyon ekibine teslim oldu. Bu set ağırlığını koyan Afşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, seti 20-25 kazanarak skoru 2-1 yaptı ve büyük moral kazandı. Karşılaşmanın dördüncü setinde daha az hata yapan Ziraat Bankart, bu seti de 25-22 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. Afyon karşısında zorlanmasına rağmen maçı kazanmasını bilen Ziraat Bankart, puanını 54'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Afşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ise 9 puanla en az sırada yer aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstün Dağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, Antalya'da diplomasi forumuna katıldı. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Notlarım. Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, 2022'de gerçekleşen ADF Youth etkinliğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem katıldı. Önemli bir alan, çok ciddi bir güç. Biz de bu gücü siz sevgili gençlerimizden alıyoruz. Ben bu anlamda sizlere de... Etkinlik başlamadan önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem sahneye kurulan filede voleybol oynadı. Türk sporcuların başarı kazandığında her yerde konuşulduğunu anlatan Çavuşoğlu. Filenin Sultan'ın ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Bu ama aynı zamanda Türk kadınının gücünü ve ne yapabileceğini de gösteriyor. O yüzden biz Eda Kaptan'ın liderliğinde... Hoca da çok iyi. Eda Kaptan'ın liderliğinde biz gerçekten ne kadar teşekkür etsek filenin sultanlarına azdır. Bizim her zaman gururumuz oluyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise konuşmasında sporun ülke değerine anlamlı bir katkı sağladığını belirterek spor turizmine verilen öneme değindi. Kasapoğlu, Türkiye'nin spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmada üstünlüğü bulunduğunu belirterek. Pandemiye rağmen biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 164 organizasyona Türkiye ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki süreçte bunları taşlandıracağız. Talep eden değil, talep edilen ülke olduk. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da voleybolun başarısının sırrından ve spora yönelik devlet desteğinden bahsederek biz büyük bir ülke, büyük bir devletiz. Dünyanın yakından takip ettiği Antalya Diplomasi Forumu için Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutluyorum. Ben de bir spor insanı olarak böyle prestijli bir organizasyonda yer almaktan gurur duyuyorum. Böylese zorlu bir dönemi en iyi şekilde yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere diplomasimize teşekkür ediyoruz dedi. Müzik.
16-19 Mart 2022 tarihlerinde Adana'da oynanacak olan Futsal U19 Avrupa Şampiyonası elit tur maçları için hazırlıklarına devam eden U19 Futsal Milli Takımı günü çift antrenmanla tamamladı. Milliler grubunda İtalya, Karadağ ve Hollanda ile mücadele edecek. Grubu lider olarak tamamlayan takım 3-10 Eylül 2022 tarihlerinde İspanya'nın Junín kentinde oynanacak Futsal U19 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek. Devam eden kamp hakkında konuşan Futsal U19 Milli Takım Teknik Direktörü Murat Kaya, yüksek motivasyonla maçlara hazırlandıklarını söyledi. Kaya, 6 Mart'tan beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oyuncularımız çok istekli. İtalya ve Hollanda gibi çok güçlü ekiplerle oynayacağız. Karadağ'da son dönemde iyi sonuçlar aldı. 16 Mart'ta İtalya maçıyla başlıyoruz. Türk futsalının gelişimi adına çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Ülkemize yakışır bir ev sahipliği yapacağız dedi. Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Karahan, 23 yaş altı gülle atmada altın madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Liria kentinde yapılan organizasyonda Alperen Karahan 19.81 metrelik derecesiyle 23 yaş altı erkekler gülle atmada kürsünün birincilik basamağına çıktı. Organizasyonda dün 23 yaş altı kadınlar gülle atmada Pınar Akyol altın, 23 yaş altı erkekler disk atmada ise Osman Kul gümüş madalya kazanmıştı. Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligine yükselen takımlar belli oldu. 2021-2022 voleybol sezonu 2. Lig kadınlar final etabı grup karşılaşmaları. Mersin Toroslar 1000 kişilik spor salonunda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Final etabı maçları sonunda A grubunda puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Günseven Şalgam, Ereğli Belediye ile Havran Fatih Belediye takımları 2022-2023 voleybol sezonunda Sigorta Shop Kadınlar 1. Liginde mücadele edecekler. B grubu maçlarını ilk iki sırada tamamlayan Çiftlikköy Belediye ile Salihli Belediye takımları da 2022-2023 voleybol sezonunda Sigorta Shop Kadınlar 1. Liginde mücadele etmeye hak kazandı. Karşılaşmaların ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde A grubu ikincisi olan Havran Fatih Belediye takımına madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu üyesi İbrahim Tarhun, kupasını ise Toroslar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özdemir takdim etti. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.